Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Dünyada tahıllar içinde üretim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan mısırı yetiştirmek için toprağa dikim zamanı geldi. Siz de GDO'suz organik mısır yetiştirmek istiyorsanız bu video baştan sona tüm aşamalarla sizlere yardımcı olacaktır. Öncelikle yerli tohumdan üretildiğine emin olduğunuz mısırlardan taneleri ayırın. Daha sonra bu taneleri içi su dolu bir bardağa koyun. Burada bir gün beklemeli. Çimlenmesi daha rahat olacaktır. Tohum aldığınız mısırın yerli tohum olduğunu nasıl anlarsınız? Burada gördüğünüz gibi taneler koçan üzerinde ipi dizilmiş gibi düz sıra halinde değil. Tanelerin düzensiz olması yerli tohumdan ve hormon kullanılmadan üretildiği anlamına gelir. Bu elimdeki de renkli mısır. Bu videoda bunu da yetiştireceğiz. Renkli mısırın tanelerinin nasıl böyle renkli yetiştiği ile ilgili bir video hazırlamıştım. Açıklamalara linkini ekliyorum. Aynı şekilde bu taneleri de içi su dolu bir bardağa koyun ve bir gün bekletin. Gelelim çimlendirme toprağını hazırlamaya. Çiçek toprağı yani torf içerisine perlit ekleyin. Perlit hem nemi muhafaza eder hem de minerallerin su ile akıp gitmesini engeller. İçerisine 1-2 adet fırında 100 derecede 10 dakika pişirdiğiniz yumurta kabuklarını ufalayıp atın. Yumurta kabuklarını fırınlamaktaki amaç toprağın kabul edeceği forma daha rahat ulaşması içindir. Yumurta kabuğu sayesinde de kalsiyum desteğini sağlamış olacağız. Karışım içerisine yani 10 litrelik toprağa yarım litre kadar Hindistan cevizi torfu ekleyin. Çimlenme ve köklenmeyi hızlandıracaktır. Bir su bardağı kadar vermikülit ekleyin. Doğal bir mineraldir. Su tutan bir ürün olduğundan çimlenme süresince toprağı nemli tutacaktır. Tohumun rahat ve hızlı çimlenebilmesi için toprağın nemli kalması gerekir. Köklenmeyi ve köklerdeki saçaklanmanın daha iyi olmasını sağlar. Bu hazırlamış olduğumuz karışımı çimlendireceğiniz tüm tohumlarda kullanabilirsiniz. Tohumları içi su dolu bardaktan çıkarın. Hazırlamış olduğunuz çimlenme toprağını viyole doldurun. Doldururken tamamını doldurmayın. Üste bir parmak boşluk bırakın. Mısır tanelerini hafif bastırarak toprağın yarısına kadar gömün. Fidelerin boyları uzayacağından toprağın fide gövdelerini desteklemesi gerekir. Sarı mısır ile renkli mısırların tohumlarını ayrı sıralara yerleştirin. Kalan toprak ile mısır tanelerinin üstünü tamamen kapatın ve toprağı sıkıştırın. Çimlenme için ihtiyaç olan 20-22 derecelik sıcaklığı ve nemi sağlamanız gerekir. Viyollerin üzerini başka bir viyolle kapatırsanız nem içeride kalacak ve toprak sürekli nemli olacaktır. Bu da çimlendirmeyi hızlandıran faktörlerden biridir. Viyollerin deliklerini bantla kapattım ki nem buradan dışarı çıkmasın. Üçüncü günde çimlenmenin yavaştan başladığını görebilirsiniz. Dördüncü gün daha da uzadılar. Başta söylediğim gibi boyları çok çabuk uzadığından
tohumu biraz dibe gömmeniz devrilmesini engelleyecektir. Bu özel çekimle bir günde ne kadar hızlı büyüdüklerini daha rahat izleyebilirsiniz. Bu hızlı gelişim sırasında toprağını asla kuru bırakmayın. Hızlı büyümesinden dolayı fazla suya ihtiyaç duyuyor. Boyları 15-20 cm'ye ulaştığında artık toprağa aktarabilirsiniz. Viyolden çıkarmadan önce toprağı iyice ıslatın ki çıkarırken kökler zarar görmesin. Fideleri çıkardığınız viyolün derinliğinden daha derin bir çukur açın. Mısır fidesini içerisine yerleştirin ve gövdesinin dik durması için etrafını toprak ile destekleyin. Bu arada salyangozların en sevdiği fidelerden biri de mısır fidesidir. Sabah kalktığınızda bu fideleri yerlerinde bulamayabilirsiniz. Fideleri toprağa dikip ilk sulamasını yaptıktan sonra uygulayabileceğiniz bir teknik var. Salyangozlardan nasıl kurtulabileceğiniz ile ilgili videoya yukarıdaki linkten ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Mısır'da erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerindedir. İlk önce bu üstteki tepe püskülü yani erkek çiçekler çıkar. Bir süre sonra da gövdesinde 2-3 adet olan koçanların uçlarında dişi çiçekler yani uzun yeşil püsküller görünür. Rüzgarın yardımı ile tepe erkek polen taneleri aşağıya koçanların uçlarındaki dişicik tepelerine düşerek tozlanma gerçekleşmiş olur. Bu çiçeklenmeler oluşmaya başladığından itibaren sulamayı arttırmanız gerekir. Mısır, azot, fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyar. Bu yüzden yukarıya ve açıklamalara eklediğim ısırgan otu sıvı gübresini 15 günde bir mısıra uygulamak daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu ısırgan otu sıvı gübresi sayesinde mısır sap kurdunu, ısırgan otu ilacını da yapraklara uyguladığınız takdirde mısır kurdu ve mısır maymuncuğunu uzaklaştırmış olursunuz. Mısırın olgunlaştığını mısır tanesine tırnağınızı batırdığınızda anlarsınız. Süt fışkırırsa tamamdır. Şu an renkli mısırlardan bir tanesini görüyorsunuz. Videonun devamında diğer renkli mısırlar da var. Bir videonun daha sonuna geldik. Videonun daha çok kişiye ulaşması için paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.